Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 13'ü, bir pazar gecesi akşama çekiyorum bu videoyu. Ben önce bir yorumlara cevap vermek istiyorum. Sağ olun, kanalıma çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii küfür hakaret olmadıktan sonra ben bir şey demiyorum, sıkıntı yok. Yine de demem. Herkesin yazma özgürlüğü var, fikirlerini. Sen ekonomist misin ki diyor, anlatıyorsun. Ben hiçbir videoda ekonomist olduğumu söylemedim. Artı ekonomist olanları da görüyoruz. Ben bir traderim. Kendi yaptığım serbest bir işin dışında yaklaşık 10 yıldır bu işlerle, bu grafiklerle ve bu yöntemlerle uğraşıyorum ve buralardan para kazanmaya çalışıyorum. Yani ve bildiğim kadarıyla doları, altını hem teknik yönden hem temel yönden anlatmaya çalışıyorum. Öngörülerimi paylaşıyorum, yatırım tavsiyesi vermeden sizinle dertleşiyorum o konuda. O konuda öyle söylemek istiyorum. Evet, ben bir ekonomist değilim yani. Hiçbir zaman ekonomist olduğumu söylemedim. YouTube üzerinde ekonomist olduğunu iddia eden arkadaşların da videolarını izliyoruz. Yani kim ne anlatıyor ki? Sonuçta ben 10 yıldır konuşuyorum, 10 yıldır bir şeyler anlatıyorum. Ben de dinliyorum. Eğer sizler de bir şeyler anlatırsanız ben de sizi dinleyebilirim diye söylüyorum. Ve tüm yorum yapan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı tekrardan sunuyorum. Kanalımıza ilgi göstermeye ve abone olmaya devam etsinler. Ben bir traderım ve kısa mesafe traderım. Yani böyle tanındım Türkiye'de. Yaklaşık 7 yıldır videolarımı izleyenler var ki 10 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Sonuçta bunları anlatıyorum. Bu benim kendi işim. Bu alanda kendimi yeterli buluyorum ve bunları anlatıyorum ben de. Bunun dışında da şu an diğer arkadaşlar gibi kendi öngörülerimi, yorumlarımı, kendi yatırımım da olduğu için dolar, altın yatırım var. Bu ara biraz da Bitcoin'e aslında ilgi duyuyorum. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum ve araştırmalarımı da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu an ben Türkiye'de ve dünyada ilk defa uygulanan ve benim bulduğum bir yöntemi bir kez daha burada göstermek istiyorum. Bunun adı zigzag metodu. Zigzag metoduna girmezden evvel arkadaşlar, bu ikili opsiyonlar dediğimiz şey riskli sistemlerdir. Evet, bunu baştan uyarıyorum. Riskli sistemlerdir. Para kazanabilirsiniz, para da kaybedebilirsiniz. Bu uyarıyı yapmak zorundayım. Boynumun borcu. Kimseye de gidin hesap açın, para kazanın, çok para kazanacaksınız demiyorum. Ama benim de yaptığım iş bu ve bunları da bekleyen arkadaşlar olduğu için, bu videolarla da tanındım ve bunu bekleyen arkadaşlar olduğu için bu videoları da çekiyorum. Bunları ilettikten sonra tabii bunun demo hesabı da var. Gidip bir demoda denenebilir. Ben gerçek hesapta şu an uğraşıyorum. Diğer bazı başka firmalarda da gerçek hesaplarımız var. Bu iş için herhangi bir çift benim için yeterli. Hiçbir şey gerekli değil. Hiçbir indikatör de kullanmayacağım. Sadece zigzag yapacağım. Hiçbir mum sonsuza kadar inmez. Hiçbir mum sonsuza kadar çıkmaz mantığında. Yeşilli, kırmızılı görüyorsunuz. Farklı farklı değişimler gösteriyor bu mumlar. Bir yön seçiyorum kendime. Diyelim şuradan aşağıyı seçtim. Birer dakikalık yatırım yapıyorum bu arada. Kazandıkça aynı yöne devam ediyorum. Bazen işler rast gider ve epey bir 5-6 adım üst üste kazanabilirsiniz. Ama bir yerde bunu kaybediyor şurada. Kaybettiği zaman şurada ters yöne bu sefer geçiyorum. Çift katıyla. Kazandığınca aynı yöne yine devam ediyorum. Kaybedince ters yöne işlemeye devam ediyorum ve bir yerde bunu tutmaya, yakalamaya ve tekrar şöyle bir rally yakalamaya çalışıyorum. Şuradan hesap edin. Yukarıya doğru diyelim ki açtınız ilk adımı, açtığımı kabul ediyorum. İkinci adımı da aynı yere açtım, kazandı. Üçü de kazandı. Dördü kaybettim. Bu sefer ters yön açıyorum. Kazandı veya kaybetti şunu tam bilmiyorum. Tekrar aynı yöne yukarı. Diyelim şunu da aynı yöne yukarı doğru açmıştım. Kaybetti. Bu sefer aşağı doğru açıyorum. Bu şekilde aşağı yukarı zikzak çekmeye çalışıyorum. Şu an bunu göstermek istiyorum ve bunu gösterirken tekrar tekrar hatırlatıyorum. İkili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Para kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Bütün şey size ya bir yatırım tavsiyesi değil. Şu an bir yukarı doğru kendim 30 saniyede geldiğine göre bir yön açtım 2 dolarla. 1 dolarla bile açılabilir burada. Şimdi kazanırsa ben bunun aynı yöne doğru gideceğim. Kaybederse ters yöne işte 2 dolara belki 5 dolar koyabilirim ki önceki zararım çıksın.
Biraz da bir parça da kar alsın isterim. Kazanırsa aynı yönde devam etmeye çalışacağım. Bu miktar tamamen insanın kendini ilgilendiren bir şey. 200 dolarla da başlangıç yapılabilir para olsa, yoksa 2 dolarla da başlangıçlar yapılabilir. Hep 2 dolar 2 dolar koyulabilir mi? Koyulabilir. Ama o zaman iş o kadar çok uzar ki yani hani kaybettiğiniz zaman tekrar o kaybınızı çıkarmak için baya bir müdahale etmeniz gerekiyor. Buna martingale sistem deniyor. Tabii riski de var kendine göre. Çünkü gitgide şey artıyor. Miktar artmış oluyor ve 7. adıma kadar ben öyle gidiyorum. Gidebilirseniz bayağı bir yüklü bir şey yapmış oluyor. Miktar yapmış oluyor. 31'de şimdi bitti. Kazandı. Aynı yöne devam ediyorum. O aşağı atsa bile ben tekrar bir şey açmış oldum. Bazen işler yaver gider dediğim gibi alt alta alt alta böyle bir 4-5 altım 6 adım 7 adım kadar gidilebilir kazanabilir ama bir yerde bakın tekrar bir terse çevirir. Orada da biz de terse dönmek durumunda kalabiliyoruz. Şu an bu zigzag metodunu göstermiş oluyorum. Bunu dünya üzerinde başka bir yerde başka bir trader'da görmedim. Benim icat ettiğim bir yöntem ama illaki demiyorum ki bu %100 gelir, %100 patlamaz. Ben patlatmadım şu ana kadar çünkü başka bir sürü formül de kullanıyorum. Yaptığım şekillerde hiç daha 7. adıma, yani 7. adımda aldığım oldu ama patlamadı. Ama bu patlamayacak anlamına gelmez. Sadece bu bir yöntem ve dünyada ilk oluşu, tek oluşu ve bana ait oluşu anlamında önemli. Tabii ki gidip patentini almadım. Ama başka bir yerde görürseniz bu bana ait bir yöntemdir. Yabancılarda bile görürseniz bu böyledir. Bakın yine geldi ve ben yine aynı yöne doğru bir işlem daha almış oldum. Hemen ışık hızında ama bu sefer terse gelebilir. Olabilir. Biz de bu sefer kaybederse ters yöne doğru işlemimizi açarız. Evet ben bir ekonomist değilim. Üniversite mezunuyum. Evet. Ama bu yönden yani bu gösterilen grafik çizim işte metotlar dolar altın ile ilgili yorumlar tamamen alaylı ve piyasanın içinden biri olarak 10 yıldır bu sektörün içinde biri olarak ben de yara ekonomist sayılabilir miyim bilmiyorum. Bu arada zaten Türkiye'de hemen hemen herkes ekonomist olmuş vaziyette. Maalesef bu ekonomik darlıklar yarın kaygısı insanları ekonomist olmaya itti. Herkes ya bu konuda bir video çekiyor veya herkes bu rakamları ve bu videoları ve bu haberleri takip ediyor. Bu yalan değil. Şimdi yukarı doğru adım atmıştık. Bu muhtemelen kaybediyor. 32 saniye kaldı. Ben de aşağı doğru yönümü değiştiriyorum. Trendle inatlaşmıyorum. Bu sefer aşağı doğru açtım. Buradan yakalamaya çalışıyorum. Böyle bir trend yakalarsam da ne mutlu bana. Daha kolay, daha güzel olmuş olur. O zaman 5, 6, 7. adımlara kadar gitmemiş olurum diye düşünüyorum. Benim videolarımı takip eden arkadaşlar çok uzun yıllardır takip eden kemik bir kitlem var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yeni aramıza, ailemize katılan insanlar için de her zaman piyasayı kontrol etmeye altın, dolar, gümüş, değerli emtialar, ekonomiyi etkileyen faktörleri takip etmeye, incelemeye devam edeceğim ve bunlarla ilgili bilgiler sunmaya çalışacağım. Beni izleyip takdir ederseniz çok çok sevinirim. Arkadaşlar abone olursanız daha çok sevinirim. Bir nevi katkımız olmuş olur. Bana hiçbir para vermeden siz bana bir katkı sunmuş olursunuz. Abone sayın fazla olduğu zaman ufak tefek bir YouTube'dan bir gelir elde ediliyor. Gerçi o geliri hani ihtiyacı var mı diyor bazen soruyorlar. Neden olmasın arkadaşlar yani? Bir emek veriliyor. Bir zaman harcanıyor. Ne gelirse 3-5 oradan. O da insan için bir kârdır diye düşünüyorum sonuçta. Bu ayıp değil, bir şey değil. Ve şu an aşağı koyduğum zaman bu sefer yukarı doğru gidiyor. Eğer kaybederse bu sefer ters tarafa ben de bunun yönüne doğru geçeceğim. İnatlaşmayacağım onunla. Onu söylemek istiyorum. Şu an mesela hiç ikinci adımdan öte gitmedi. Dikkat ederseniz 3'e 7 koyabilirim. Bu herhalde kaybediyormuş gibi gözüküyor. 1 dakikada platform tutmaya da tabii çalışalım. Şimdi 9-8-9 saniye sonra bu mum kapanacak. Yine bu mum açılacak. Yukarıda kazanıyorsa yukarı gideceğim. Aşağı devam ediyorsa aşağı. Ya bana yön gösteren aslında mumun kendisi. Kapandı ve kayıpla kapattı. Tekrar yukarı doğru. Madem ben aşağıdan kaybettim. Yukarı doğru ben de tekrar piyasa yönüne doğru devam ediyorum. Gerçi bir yerde inşallah bir karışıklık yapmadık.
Yok. Yukarı doğru. Burada kaybettiğimize göre yukarı doğru tekrar açmış olduk. Piyasayla inatlaşmıyorum. Yani benim burada şeyim, bana nereye adım atacağımı gösteren şeyler aslında mumlar olmuş oluyor. Yani başka hiçbir indikatör, şu bu, ne MetaTrader 4 template, ne bir çizimler, ne bir endeks kanal, hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece bana mumlar önümü gösteriyor. Yani bana şunu yap, bunu yap diyor. Bu bakımdan çok ilginç gerçekten. Hiç inatlaşmadan gidiyorum onunla. Şu an bu adımda almış olmalı artık. İkinci adımdan öte geçmediğimizi gördünüz. Binomo platformuna üye olayım mı? Siz bilirsiniz. Yani ben illa üye olun, illa yatırım yapın demiyorum. Zaten yatırım tavsiyesi değil benim hiçbir videolarım. Bakın gelmiş oldu 12.95. Bir demo açabilirsiniz. Yani demoda bir sıkıntı yok. Ya yani demo açın derim. Demo açın bir deneyin derim. Çünkü demo risksizdir. Bu parayı size veriyorlar mı? Hayır. Sadece kullanın, alıştırmalar yapın, ne olabileceğini görün diye bu parayı size sağlamışlar. Bu da baştan 5 bin dolar mı veriyorlardı, 10 bin dolar mı, bir demo hesabı var. Açıp bakıyorsun platforma ve deniyorsun bazı şeyleri. Ama gerçek hesabı açıp açmamak sizin kendi kararınız, risklerini düşünerek kendi karar vereceksiniz. Yatırım yapmamak sizin bileceğiniz bir iş. Ben yatırım tavsiyesi gerçekten vermiyorum arkadaşlar. Ve bu videoyu bu şekilde kapatmak istiyorum. Dediğim gibi bir ekonomist değilim. Ama ekonomistleri de görüyoruz neler dediklerini. YouTube üzerinde video çeken herkes tanıyorum ve biliyorum. Yaptıkları işleri de biliyorum. Yani herkesin bir öngörüsü, orada anlattığı şeyler var. Hiç kimse doğru %100 bir şey söyleyip de %100 bir yön gösteremiyor. Verdiği yönler tutmuyor veya aylar yıllar geçiyor. Bazen terse düşülüyor. Bu piyasa böyle bir piyasa. Ama öngörülerini, dediklerini dinliyoruz. Biz de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çok fazla abartılı şeyler söyleyip de sizi terse yatırmak veya kötü duruma düşürmek istemem. Onun için böyle abartılı şeyler söylememeye çalışıyorum. Arkadaşlar, benim bu videomu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda belki bu dolar, belki altın, belki gümüş, belki Bitcoin, belki diğer emtialarla ilgili olabilir, euro olabilir. Bunlarla ilgili videolarımızı bekleyin. Piyasayı sizin için nabzını takip ediyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.